Türk döneri yani bizim döner Almanya'yı karıştırdı. Ülkede enflasyon düştü ama gençlerin büyük rağbet ettiği döner fiyatları halen düşmedi. Tepkiler öylesine yükseldi ki başbakan devreye girmek zorunda kaldı. Gel gel gel. Enflasyon düşüyor ama ne dönerin etiketlerdeki fiyatı ne de kendisi gündemden düşmüyor. Kaç kere söyledik biz çocuksun abi, türlü buna basmadın alımıza, hadi bana haklara gel yanımıza. Tartışmaların adresi bu kez Almanya. Türklerle birlikte tanıdıkları döner, Almanların çoktan vazgeçilmezleri arasına girdi. Öylesine ki döner fiyatları artık enflasyonun aynası haline geldi. Bir zamanlar 2-3 euroya yedikleri kocaman dürümler, pideler, porsiyonlar artık 7 ila 9 euro arasında değişiyor. Döner, ahtaro, ahtaro döner. Başbakanı döner fiyatları üstünden protesto eden gençler durumdan çok rahatsız. Sosyal medyadan Başbakan Olaf Scholz'a seslendiler. Döner ne zaman 3 euro olacak diye sordular. Klar. Mir schmecken die jedenfalls schon sehr lange und ich esse gerne Döner. Scholz, gençlerin döner için üst sınır fiyat istediğini ama serbest piyasa ekonomisi gereği bunu yapamayacaklarını söyledi. Alman Başbakan enflasyonun düşmeye başlayacağını ve bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi. Federal hükümet ve Avrupa Merkez Bankası iyi iş çıkardı dedi. Ancak o yanıt gençleri tatmin etmedi. Bir genç Başbakan Scholz'a eski Başbakan Merkel döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu diye cevap yazdı. Valla, es wird Zeit für Berlin-Verbot. Almanya'da enflasyon %2,5 olarak seyrediyor. Gıda artışı bir önceki aya göre %0,9 oldu. Döner fiyatlarındaki artış yavaşladı. Ancak Alman standartlarına göre hala çok yüksek. Bir pide arası 7 ila 9 euro arasında değişiyor. Gel gel gel. Haberi izledik. Şimdi tartışmaları bir de yerinden dinleyelim. Almanya'dan gazeteci arkadaşımız Murat Dinler, yayın konuğumuz. Murat merhaba, hoş geldin yayına. Hande, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi aslında döner, kebap bizim yani kebap deyince akıllara direkt Türkiye geliyor ama Almanya'nın da milli fast food'u olarak geçiyor artık. Ve özellikle gençler bu fast food'u yemek için biraz artık endişeliler. Neden? Çünkü 7 ve 8 euroya kadar çıkmış durumda. Haberde de izledik. Dolayısıyla protestolar var. Olaf Scholz da sosyal medya hesabından bazı açıklamalar yaptı. Bu soru yöneldi. Soru şu şekildeydi. Ne zaman 3 euro olacak? Ben de sana sorayım. 3 euro olur mu? Evet. Almanya'nın aslına bakarsanız son 2 yıldır gündeminden düşmeyen konu döner. Almanların bir sözü var. Döner macht schöner. Döner güzel yapar diye. Döneri yediğiniz zaman neredeyse bir gün boyunca hiçbir şey yemeseniz de oluyor ya da gün içerisinde küçük kahvaltılarla geçiştiren Almanlar öğleden sonralarını bir döner yedikten sonra akşam yemek yemeden geçirebiliyorlar. Evet, Almanya'da döner 3 euro olur mu? Bunu önce Başbakan açıkladı. İsterseniz Başbakan'ın açıklamalarının ara satırlarında neler söylemek istediğini sizinle paylaşayım. Lütfen. Hande. Başbakan haftalık olarak kendi sosyal medyasından birçok yönetilen soruları tarafsız ve ekrana düştüğü şekilde yanıtlıyor. Bunu bazen canlı yayınlarda yapıyor, bazen ise kendi ofisinden gerçekleştiriyor. Almanya'nın 2022'den bu yana döner fiyatları ile ilgili büyük bir spekülasyon var. Neden döneri biz 3 ila 5 euro arası yemiyoruz? Döner gün geçtikçe 8 ila 10 euro arasında değişen fiyatlarla yemeye devam ediyoruz. Başbakan serbest piyasa olduğunu ancak ekonominin bugün ve önümüzdeki günlerde çok daha hızlı aşağı düşeceğini söyledi. Ekonominin yanı sıra döneri taban bir fiyat veremeyeceklerini, serbest piyasada dönercilerin de bazı ürünleri daha pahalıya aldığını belirtti. Biz ise bunun yanı sıra Almanya'da döner üretim fabrikası olan Cihan Karaman ile, yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kendisine döneri insanlar ne zaman 3 ila 5 euro arasında yiyebileceklerini sorduk. Bize bir tablo attılar. Dönerin yaklaşık olarak 1,5-2 yıl arasında %100 neredeyse ham maddesine zam geldiğini, bunun yanı sıra dış etkenlerin ve maaşların arttığını,
dönerin neredeyse 3 avro, 4 avro gibi rakamlara geri düşmesinin imkansız olduğunu söyledi. Sokaktaki vatandaşlar döneri neden bu kadar çok seviyor? Evet, döner belki Türklerin bir milli yiyeceği gibi görünse bile Almanya'da çok ciddi bir şekilde taraftarı var dönerlerin. Neredeyse büyük zincir kuruluşlarının rakipleri haline geliyor. Almanya ekonomisi tartışılırken döner fiyatları ve dünyadaki döner maliyetleri de gündeme geliyor ki döner o kadar önemli bir şey. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Can Karaman şöyle bir kelime söyledi. Döner fabrikam var. Almanya'nın neredeyse birçok noktasına döner veriyorum. Aldığımız etleri ucuza almak bize bir şey kazandırmıyor. Eti ucuza almak döneri ucuz yapmıyor. İnanın bugün bir salatayı dün 50 sent alırken bugün 2,5 avro gibi bir para verip alıyoruz. Dolayısıyla bence önümüzdeki yıllarda dönerin fiyatı 10 ila 11 avro arası olması gerekiyor diye bize de bilgi verdi. Almanya'da da bu yani enflasyon düşse de dönerin fiyatı demek ki düşmeyecek. Sen sever misin döner? Döner bizim için milli yiyecek gibi diyebiliriz. Hatta 3 Alman arkadaş yan yana gelirsek mutlaka bir dönerciye gidiyoruz. Döner Almanya'da farklı bir kültür. Mutlaka her 2 günde bir döner yiyorum. Peki Almanya'nın döneri mi, Türkiye'nin döneri mi? İkisi ayrı lezzetleri taşıyor. Bunu söylemek isterim. Almanya'dan gelen biri mutlaka Türk dönerine hayran oluyor. Hatta son zamanlarda bilir misiniz bilmiyorum ama İskenderun diye soslu bir döner var. Türkiye'nin birçok şehrinde bu şu anda servis ediliyor. Ben ikisinin ayrı bir lezzete ait olduğunu düşünüyorum. Ancak yurt dışından Türkiye'ye Alman arkadaşlarımızla geldiğimiz zaman Türk dönerini beğenmiyorlar. Yani Türkiye'de yedikleri döneri beğenmiyorlar. Mutlaka Alman dönerine daha cazip ve çekici ve lezzetli bulduğunu söylüyorlar. Bence kişiye göre değişiyor ama bana sorarsanız bence İskenderun döneri bambaşka. Tabii şimdi burada genellikle bol soğanlı oluyor ama Almanya'da galiba onun içerisine yoğurt da koyuyorlar. Bu da maliyeti katlıyor aslında. Evet tabii maliyet ve damak zevki diyebiliriz. Almanların birçok ürününün içerisinde yoğurt sosu var. Aklınıza gelecek birçok tüketim maddesini farklı yoğurt soslarıyla beraber tükettikleri için Almanya'da bu da dönerin içine girmiş oldu. Farklı yoğurt lezzetleriyle harmanlıyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi haklısınız, maliyeti de bir nevi yükseltiyor. Çok kısa bir not da söylemek istiyorum. Lütfen. Almanya'da yaşamış olduğum bir konu var. Bir fast food zincirinde bir beyefendi siparişini verdikten sonra fotoğraftaki gibi görünmediği için ve fotoğraftaki büyüklükte görünmediği için ürünü iade etmişti. Çok şaşırmıştım, ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Dönerde ise inanılmaz derecede fazla verildiği için rağbet de bu tarafa doğru olabileceğini düşünüyorum. Az önce söylediğim şey çok gerçek bir olay. Almanlar sabah çok küçük bir kahvaltı yaptıktan sonra öğleden sonra döner yediklerinde akşam yeme ihtiyatı hissetmiyorlar. Dolayısıyla Almanya'da döner önümüzdeki belki 100 yılda tüketilecek bir madde olacak. Yani talep azalmaz mı Murat Dinler? Devam eder mi ya da yerini başka bir yiyecek alabilir mi? Hande tabii ki oluyor. Mesela Suriyeli ve göçmenlerin gelmesiyle şavırma dedikleri dönere benzeyen tavuktan yapılan yine ekmek arası bir lezzet sunuldu. Ancak rağbet görmedi. Ya da dönercilerin karşısına açılan zincir fast foodlar belli bir zaman sonra kapatıyorlar. Burada isimlerini söyleyemeyeceğim. Ekmek arası tavuk tarzı Alman şirketlerinin dünya genelinde var olan bir şirketin birkaç tane dönerci karşısında tutunamadığını gördük. Hatta ve hatta zincir marketlerin döner şirketlerini şikayet ettiklerini, oralara kesimhanelerinin gizli çekimler yapıldığını biliyoruz. Bence dönerin koltuğundan, liderliğinden indirebilecek şu ana kadar bir lezzet yok Almanya'da. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Anne, şunu da söylemek isterim. Lütfen. 8 avro da çok büyük bir para değil. Bunu da söylemek isterim. Tabii Almanlar bu konuda çok ciddiler. Yani 1 avro gibi, 2 avro gibi rakamların yükselmesiyle çok ciddi tepki gösterebiliyorlar. Ama baktığınız zaman diğer taraflarda bir pizzanın, bir hamburgerin fiyatından aşağıda olan döner hem insanlara çok fazla lezzet ve tokluk hissi verdiriyor hem de günü kurtarıyor. 8 avro da aslına bakarsanız bu kadar büyütüldüğü gibi bir rakam da değil, bunu da söylemek isterim. Pizza ne kadar? Pizza ortalama yine 7 euro. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Murat Dinler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.